Merhaba sevgili dostlar. Yine Nezir Karayönü'nde Hür Bakış'tayız. Bugünkü konuğumuz gerçekten eski bir dost. Bir Osmanlı, bir tarih, güzel bir insan. Evet, Esenyurt'ta, merkezi Esenyurt'ta bulunan ve Türkiye'de bir örneği daha olmayan Sultan Alparslan Derneği Başkanı Mahmut Toktaş abimizle birlikteyiz. Mahmut Toktaş bizim geçmişten gerçekten siyasi olarak da aynı hizmet ettiğimiz bir davanın ozanlarıyız diyelim. Kıraç'ta meclis üyeliği yaptığı dönemlerinden beri çok uzun yıllardan ve dünyayı omuzlarında taşıyan dev minik Herkül'ün meclis üyesiydi kendisi. Rahmetle anıyoruz kendisini, Naim Süleymanoğlu'nu. Ve belediye başkanı adayı iken Mahmut abimiz de orada meclis üyesi adayıydı. Ve o birinci sıradan olunca meclis üyesi olarak İstanbul'da ve ilklerden bir tanesi. Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Evet, güzel hizmetlere imza attıklarına da şahit olduk. Sayın Başkanım diyeyim ben, Başkanım. Biz Start TV olarak dernek tanıtım programlarına önem veriyoruz. Derneklerin yapmış olduğu etkinlikler, aktiviteleri kamuya aktarmak istiyoruz. Bununla ilgili de sevgili izleyicilerimiz bizi ücretsiz abone olarak takip ederlerse, destek verirlerse çok mutlu oluruz diyorum. Ve bugün Mahmut Toktaş Başkanıma soracağımız sorular: dernekler nasıl kurulur? İşleyişi nasıldır? Dernekler amacına hizmet ediyor mu? Sultan Alparslan Derneği neden Sultan Alparslan Derneği olarak kuruldu diyeceğiz. Ve hemen Mahmut Toktaş Başkanıma dönüyorum. Başkanım, önce izleyicilerimiz sizi tanısınlar. Mahmut Toktaş kimdir? Değerli hocam, ben hocam demekte estağfurullah, bir sakınca tabii ki. Görmüyorum umarım. Sorun da yoktur zaten. Geçmişe dönük dostluğumuza binaen tabii ki çok severek fazla resmi bir şekilde böyle sohbet etmemiz zaten çok da şey olmayacaktır. Evet. İlk önce ben Stat TV ve Stat Türk çalışanları adına başta şahsınız olmak üzere şahsım ve Sultan Alparslan Kültür ve Yaşatma Derneği'm adına teşekkür ediyorum. Bizleri buraya davet ettiniz, misafir ettiniz. Çok sıcak bir şekilde karşıladınız bizi. Öncelikle bunu ifade edeyim. Evet. Bahsettiğiniz gibi Esenyurt Sultan Alparslan Kültür ve Yaşatma Derneği 2014 yılında kurulmuş bir dernek. Evet. Derneğimiz hep ilk başlangıçta sorduklarında neden Sultan Alparslan deniyor? Niye Sultan Alparslan Derneği? Evet. Şimdi şöyle bir genel tarifini yapalım. Zaten sohbetimiz içerisinde biz biraz derneklerin kuruluşu ve muhteviyatıyla alakalı, içerikleriyle alakalı da sohbetimizin ilerleyen kısımlarında derneklerin tüzüklerindeki var olan amaçların içerisinde zaten biz derneğimizin niye Sultan Alparslan adını aldığını da sizlerle birlikte paylaşmış olacağız zaten. Evet, ama çok güzel olacak. Öncelikle şunu söyleyeyim. 26 Ağustos 1071 Büyük Malazgirt Zaferi ve bu zaferin başında büyük bir komutan Sultan Alparslan 1071 yılında bu toprakları bize yurt olarak miras bırakan bir komutan. Evet. Mirasına sahip çıkabilecek bir gençlik bu toprakların sınırları, hudutları içerisinde bunu ilelebet yaşatacak, bu mücadeleyi yapacak, Türk tarihine, geçmişine sahip çıkabilecek nesilleri yetiştirmek, gençlerimize aktarabilmek için yola çıkmış ve bu uğurda mücadele eden bir kültür derneği. Evet. Adımız bu. Büyük komutanın da söylediği gibi ben size öyle bir yurt aldım ki ebediyen sizin olacaktır sözleri de bizim için bir kılavuzdur burada. Tabii ki. Ve bize bırakılan da çok büyük bir mirastır bu. Biz de dedik ki bu mirasa sahip çıkabilmek için böyle bir
bu ismi çatısı altında. İsmi ölümsüzleştirelim hem istediniz. İsmi ölümsüzleştirdik. Hem de bunun altındaki mananın ne olduğunu anlayıp yaşayabilmek için de Sultan Alparslan Kültür ve Yaşatma Derneği olarak derneğimizin adını koyduk. Sağ olsun bizim kurucu üyelerimizden Selçuk Ersoy'un esasında bir teklifiydi bu, böyle bir gündeme geldi. Oturup istişare ettik. Hakikaten de çok manalı, yani açıklaması çok da hoş olan bir durum oldu. İsim budur hocam. Yani bu gerçekten muhteşem bir isim. Olağanüstü bir tespit. Tabii ki bugünkü yaşadığımız ülkenin mirasa sahip çıkan nesiller olmak da başka bir şey. Tabii ki bunu ölümsüzleştiren, taçlandıran da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü de rahmetle, silah arkadaşlarını da minnetle anıyoruz aynı zamanda abi. Tabii şimdi ki. Şimdi biz hani bu toprakların yurt edinmesinin başlangıcındaki o orijini, o noktayı referans aldık. Tabii ki bu süreç içerisinde geçen çok şanlı bir tarihimiz var. Osmanlı ile birlikte devam eden ve ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşuyla büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kuruluşuyla devam eden ve bugünümüze kadar gelmiş olan bu güzel yurdun bağımsız. Bundan sonramız hayrola diyoruz. Hayrola diyoruz. Hayır. Başkanım hayır, gelelim şimdi derneklerle ilgili. Ya bu dernekler kuruluyorlar. İşte bir tabela asılıyor. Orada kalıyor işte. O derneklerin başkanları da siyasi zaman geldiğinde benim arkamda şu potansiyel var, ben işte böyle güçlüyüm falan deyip siyasi pazarlıklar içerisine giriyorlar. Peki işte bu dernekler, bu tabela dernekleri yani amacına hizmet ediyor mu sizce bu dernekler? Sizinki başka bir maneviyata hizmet eden bir dernek. Diğer derneklerle ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi hocam esasında çok güzel bir soru bu. Yani bu var olan, siz esasında bir de problemi de gündeme getirdiniz. Kanayan yara şu anda. Evet, bunu da gündeme getirdiniz. Bakın şuradan çıkalım dışarıya, burası Gürpınar. En az şu cadde üzerinde 10 tane dernek tabelası var ama hiçbirisi ortada yok. Hocam ben gelmeden, biz Derbis'e üyeyiz. Evet. Yani İl Dernekler Müdürlüğü bünyesinde. Yani kütük sıra numarası olan resmi ve tüzel kişiliği olan bir derneğiz. Gelmeden önce ben baktım hocam, şu anda Türkiye'deki var olan dernek sayısı güncel cuma günü akşam itibariyle size söyleyeyim 121.828. Evet. Şimdi bu kadar dernek var. Esasında dernekler toplumun ve demokrasinin itici güçleridir. Bu kaynaktır dernekler. Amacına uygun hizmet ettiği takdirde. Şimdi ben çok kısa bir anekdot aktarayım size bu arada. Şimdi derneği biz kurarken şunu söyledik biz. Bir de yaşadığımız bölge itibariyle hocam Esenyurt'ta yaşıyoruz. Evet. Biraz daha Anadolu'dan daha fazla göç alan, fazla kültürleri de bir arada yaşatmaya çalışan bir bölge olması bakımıyla da bizim oradaki derneklerimizin, ne yazık ki çok üzülerek söylüyorum ama bunun yanında tenzih ederek ayırıp bir kenara koyacağım dernekleri de es geçmeyeyim bu arada. Ne yazık ki dernekler bir kültür kahve kültürüyle kurulmaya çalışılan ve kahve kültürüyle devam ettirilmeye çalışılan dernekler halini aldılar. Şimdi derneğimizi kurarken şunu söyledik, dedik ki arkadaşlar biz burada madem ki böyle bir fikriyata hizmet edeceğiz, bu dernek içerisinde birinci öncelikli olarak kahve kültürüyle alakalı herhangi bir organizasyon olmayacak. Evet. Kağıt olmayacak, taş olmayacak. Yani kahvede olabilecek o kahve ortamı burada yaşatmıyor. Burada sigara içilmeyecek. Evet. Kesinlikle içilmeyecek dernekte. Tabii kütüphane ortamı yaratmıştınız. Ben geldim gördüm derneğinizi, muhteşem. Bu dernekte şu olacak. Sistemde. Bir tane kütüphane yapacağız. Bu kütüphaneyi biz gençlerimizin, dostlarımızın, misafirlerimizin geldiğinde herhangi bir kaynak ihtiyacını karşılayabilecek hale getirmek için de elimizden gelen çabayı, en güç fazla çabayı sarf ederek de zenginleştirmeye çalışacağız dedik. Çağın gereksinimine uygun da dijitalleştirmek. Aynen. Bu dernek Allah'a bin şükür olsun 5 Mayıs 2014 tarihinde kuruldu. Evet. Şu zamana kadar da
en başarılı bir şekilde de ayakları üstüne basa basa sağlam olarak devam ediyor. Cenab-ı Allah inşallah bundan sonra da daha da uzun ömürler olsun ve gençlere bırakacağımız da güzel bir arkamızda da güzel bir miras gibi kendisini koruyalım, evet, kollayalım. İnşallah. Şimdi başkanım, dernekçilikle ilgili başka, yani derneklerin amacına hizmet etmediğini, birçok derneklerin amacına hizmet etmediğini düşündük. Bir kanayan yara var dedik. İşte tabela dernekleri dedik. Evet. Bunlarla evet, ilgili evet, görüşlerinizi biraz açabilir misiniz? Evet. Şimdi biraz önce o verdiğim örnekte 120.818 tane derneğin halihazırda var. Çünkü olan Esenyurt, kayıtlı 1,5 milyon insan var ya. Yani bu Türkiye genelindeki, evet, yani şeyde buradaki bu derneklerin tamamını söylüyorum, evet, bu bölgemizdeki. Ya ne yazık ki biz dernekleri söylediğiniz şekilde amacına uygun olarak kullanıyor muyuz? Kullanmıyor muyuz? Evet. Bu birincisi önemli. Şimdi dernekleri şöyle kuruyoruz biz. Ya Anadolu'dan göç ediyoruz veyahut da bulunduğumuz yerel bölgede ya köy derneğimizi kuruyoruz, evet, ya belde ilçe derneklerimizi kuruyoruz veyahut da il derneklerimizi kuruyoruz. Ama bu derneklerin tüzüklerinde yazan, yani anayasalarında olan işleyişlerinin, organizasyonlarının ve faaliyetlerinin birebir örtüştüğü konusunda büyük şüphelerim var. Evet. Büyük şüphelerim var. Birincisi, biz bunları ne yapmışız biliyor musunuz? Siyasete, ne yazık ki, siyasete, evet, bir yan şube gibi, evet, evet, bir yan destek gibi kullanarak ta bugünlere kadar getirmişiz ve ne yazık ki dernekçiliğin içerisindeki manayı boşaltmışız. Evet. Anlamı boşaltmışız. Yani var olan, yapması gereken icraat ve organizasyonlardan uzak bir köşeye itmişiz. Yani şimdi örf, adet, gelenek ve görenekleri yaşatmak yerine siyasi ergümanlara alet etme yolunda gayret eden birçok dernek başkanları var. Aynen öyle. Bu dernekleri mesela İstanbul'da, Esenyurt'ta yaşadığımız süre içerisinde görüyoruz. Bir sürü ilin, ilçenin, evet, köyün dernekleri var. Yani buradaki amaç esasında bu arkadaşlarımızın, bu bizim kardeşlerimizin, evet, buradaki kendi bölgelerinde, kendi memleketlerinde yaşadıkları bu gelenek ve göreneklerini, birbirlerine olan dayanışmalarını da, evet, buraya aktarabilmek, burada da o gücü ve kuvveti bir arada tutabilmek manasını, evet, taşımalar aslında. Yani tabii ki asıl amaç. Şimdi biz çok şunu da altını çizerek söylüyorum. Önümüzdeki hocam yerel seçimler 2,5 sene gibi bir şeyimiz var. 2 sene var, değil mi? Evet, iki, evet. 2,5 sene öncesiyle beraber, evet, 2 sene diyelim ona. Şimdi 1 sene öncesinden dernekler kurulmaya başlar. Bunu, evet, göreceğiz, yine göreceğiz. Evet. Bu tarih tekerrür edecektir. Evet. Niye? Gelecek önümüzdeki bir yerel seçimde biz işte 10 tane, 25 tane, 30 tane üyeli kurduğumuz derneği bir siyasi partinin işte farklı bir organizasyonunun yanına koyarak farklı amaçlara hizmet etmesini sağlamak. Ya bu bize de yazık. Evet. Bu bize de yazık. Evet, evet. Biz dernekçiliği... Sen hemşeri derneği değilsin. Hemşeri. Bir kültür derneğisin sen. Evet. Biz bir kültür derneğiyiz. Evet. Ama kurulan derneklerin de amacından sapmaması gerektiğine inanıyorum. Evet, ben. Evet, evet. Peki başkanım, şimdi sen bir siyasetçi iş adamısın. Geçmişte Esenyurt'ta, Kıraç'ta siyasi olarak hizmet etmiş de bir kişiliğe sahipsiniz. Esenyurt'ta Necmi Kadıoğlu Belediye Başkanlığı döneminde derneklere tahsis edilen bir takım işte kültür evleri var idi. Şimdi belediye bunları yıkmaya başladı. Bununla ilgili sizin var mı görüşleriniz, neler yapılıyor, bilginiz var mı acaba Sayın Başkan? Şimdi Esenyurt'ta Sinop İl Kültür, evet, Derneği'nin ve Van İl Kültür Derneği'nin, evet, var olan yapısıyla alakalı bir problem, bir sorun yaşanıyor. Evet. Bu da biraz farklı mecralara çekilerek şu anda gündemde. Ondan çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ben. Yani o benim haddimi de aşar ama. Peki başkanım. Evet. Yani şunu söylememde fayda var. Yerel yönetimler bulundukları bölge içerisinde derneklere yeterli ilgi ve alakayı gösteriyorlar mı diye bana bir soru sorarsanız, evet, ben bunun
Bunu sordum. Ne yazık ki. Size sordum. Ne yazık ki, ne yazık ki böyle olmadığını söylemem gerekir. Hemen şunu da söyleyeyim. Yalnız bakın, hiçbir siyasi dönemi veyahut da belediyenin hiçbir dönemini kastederek söylemiyorum. Evet. Biz resmi bir derneğiz. Tüzel kişiliğe sahip olan bir derneğiz. Sultan Alparslan Kültür ve Yaşatma Derneği Esenyurt'ta. Her gelen yönetime, belediye yönetimine biz Metozeli kapısına giderek tanışma veyahut da herhangi bir şikayetimizi veyahut da bir eksikliğimizi veyahut da var olan toplumun gereksinimleriyle alakalı bir ihtiyacı bildirmek için randevusuz kesinlikle gitmeyiz. Bu bizim nezaketimizdir. Evet. Fakat ne yazık ki evet. Tüm dönemlerde bizim bu nezaketimiz yanlış anlaşıldı. Evet. Demek ki bazıları gibi zaptırap kapıda bekleyip odanın içerisine dalarak istediklerinizi veyahut da söylemek istediklerinizi söylemek gerekirmiş. Evet. Geçmiş dönemde de bugün dönemde de. Hiç kimseyi ayırt etmeden söylüyorum. Biz defalarca onlara ulaşmak zorundayız. Defalarca özel kalemlerine söylemek kaydıyla ki şahsım arıyor yani. Evet. Şahsım arıyor. Ya biz tanışalım hayırlı olmasın için gitmek istediğimiz yöneticilerle 2,5 sene oldu görüşemedik. Daha öncekiler de daha farklı. Evet. Yani şimdi ama siz de bana ihtiyacınız olduğu zaman da gelmeyeceksiniz. Evet. Zaten gelmenize gerek yok. Ben derneğim. Benim tüzüğümde diyor ki dernekler siyaset yapmaz diyor. Evet. Çünkü derneklerin içerisinde her siyasi görüşe sahip arkadaş olabilir. Bakın benim derneğim biz tabii ki geçmişimizi birbirimizin bildiği için bazı soruları belki evet. sormakta hani herkes biliyormuş tabii gibi ki. Böyle tabii. bir algımız var kendi evet. ikimiz arasında da yani dünya görüşümüz belli, siyasi görüşümüz belli. Evet. Benim derneğimin içerisinde sosyal demokrat da var, milliyetçisi de var, muhafazakarı da var, Alevisi de var, Sünnisi de var kardeşim. Benim derneğim kültür derneği. Evet. Ben ne ırk, dil, din, sosyal statü, din bu ayrımı yapamam. Ben eğer derneksem, eğer bu derneğin başında da dernek başkanıysam durmam gereken yeri ve yapmam gereken görevi ve icraatı bilmem evet. gerekir. Maalesef ama ne yazık ki bunlar evet. çoğunu yaşayamıyoruz hocam. Sayın yaşayamıyoruz. Başkan, evet Sayın Başkanım. Yani böyle pat diye çıkış yapmış oldum ama Esenyurt Belediyesi'nin çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte 2,5 yıl oldu. Neler yaptı sizce? Başarılı mı, başarısız mı? Şimdi, kısaca. Hocam arada, siyasete arada, yine böyle. Siyaset değil bak şimdi ama sen orada yaşayan bir STK'sın. Ve o Esenyurt'un sorunları senin sorunların. Sen çünkü halk ile hemhalsın. Kesinlikle. Tabii şimdi bizim siyasetten de uzak kalmak gibi böyle bir lüksün yok olamaz zaten ya. Olamaz. Çünkü zaten bundan uzak kalırsanız topluma olan duyarlılıktan da uzak kalırsınız. Evet, evet. Uzak kalır. Şimdi bu hep sorulan bir soru. Evet. Geçen gün bir cemiyette yine böyle bu sohbette yine aynı soru geldi. Şimdi bakın şu geçmişe 2,5 yıllık döneme şu şekilde bakmakta fayda var diye düşünüyorum ben. Bizim bu 2,5 yıllık dönemin öncesinde yaşanmış 20 küsur yıllık tabi bir geleneğin devam yani, ettiği, sürdüğü evet. bir yapı da vardı. Evet. Bir yapı vardı. Artık tamamıyla bütün belediye sistemi ve organizasyonunun içerisine kılcal damarlarına kadar işlemiş bir sistem ve yapı. Evet. Şimdi gelen arkadaşlarımızın kendi çalışma arkadaşlarının değişimi, evet. Var olan şimdi şeylerde de yönetimlerde de devamlılık esastır biliyorsunuz. Tabii, devlette devamlılık. Tabii, tabii devlette devamlılık esastır. Şimdi gelen var olan arkadaşlarımız da bu süreci devam ettirirken yapmış oldukları organizasyon değişiklikleri ve kendilerine hazırlayacakları evet. ortamı da göz önünde bulundurduğumuzda vallahi ben 2,5 yıllık dönemde ancak belki bir hazırlığın yapılabildiği kanaatini taşıyorum. Şimdi sihirli bir değnekle hani alalım hemen 2 senede vuralım, şuraya değdirelim, şurayı düzeltelim gibi bir yaklaşım içine girersek ya haksızlık yaparız gibi de geliyor bana. İnşallah geçmiş dönemde iyi işler yapıldı. Eksikler var mıydı? Vardı.
Hatalar var mıydı? Vardı. Tabii ki bunlara da biz yanlış dedik. Ama bu dönemde de yapılacak olan iyi olan işlere de iyi diyeceğiz. Yanlış ve eksik yapılanların da yanlış olduğunu tabii ki söyleyeceğiz. Peki. Biraz daha şöyle sabır, bekleyelim yok, bakalım. Beklemeyin artık çünkü 2,5 yıl iki ciddi buçuk, bir zaman geçti aradan. Hocam, yani 2,5 ay değil yani bu. Hocam 2,5 yıl evet. Şimdi ben yarısı gitti çok, ya. Çok detay yapmak istemiyorum. Evet. Başkanım hani, şöyle bir şey söyleyeyim yani. Evet, Kemal Deniz Bozkurt iyi bir insan. Evet, nezaketli bir insan. Buna evet. Biz de şahidiz. Ama sizce iyi bir yönetici mi? İyi bir lider mi acaba? Yani öyle olmasını ümit ediyoruz. Biz kendisiyle hala tanışma fırsatımız olmadı. Evet. Randevu talep ettiniz, ulaşamadınız. Olmadı. Randevu evet. Talep ettik. Maalesef olmadı. Evet. Yani, biz Kemal Deniz Bozkurt'tan bugün buradan bu kanal aracılığıyla Sultan Alparslan Derneği'ne randevu da talep etmiş olduk şu anda. Yani biz tercih ve takdir kendilerindir tabii biz ki. Biz nezaketimiz çerçevesinde normal bir dernek, tüzük ve takip edilmesi gereken prosedürler çerçevesinde biz davetlerimizi ve isteklerimizi iletiriz, kabul görür veya görmez. O da karşı tarafın problemi, evet. Sorunudur. O evet. Da bizi bağlamaz evet. Yani. Evet. Çok da şey değil yani. Yani şu anda kendimizi yani, de öldürecek halimiz de yok. Başkanım, bu biraz önce de sorduğum gibi Esenyurt'ta belediye işte birçok derneklere yer tahsisleri yaptılar. Bu tahsislerden bir tanesi de sizde var mı? Yani size geldi mi böyle bir yer? Şimdi hocam bu derneklere yapılacak tahsislerle alakalı böyle bir gündem vardı Esenyurt'ta. Evet. Yeni gelen yönetimin böyle bir projesi de vardı. Biz bu proje kapsamında kendilerine müsait olan yerlerin krokilerini, çaplarını, imar planları üzerindeki lokasyonlarını hazırlayarak bir dosya halinde sunduk. Dedik ki yani bu tahsis edilebilecek yerlerden evet. Bize yine uygun göreceğiniz makul bir fiyatla bize tahsis ederseniz biz de faaliyetlerimizi biraz daha rahatlıkla yapalım. Yani maddi gücümüz olsun. Biz sizden para falan istemiyoruz. Evet. Bize yalnızca tahsis edin bir yeri ve biz bunu da kirasını da ödeyelim size makul bir fiyatla olsun bu kira. Bakın hocam 7 senedir bu dernek hayatta ve yalnızca var olan kendi iç bünyesindeki döner sermayesiyle dışarıdan tek bir kuruş Allah'ın hiçbir kulundan ne belediyesinden ne iş adamından ne var olan dışarıdaki hiçbir kimseden tek bir kuruş almadan mevcudiyetini devam ettiriyor hocam. Evet. Ama bu tahsis işimiz ne yazık ki bu yeni yönetim Sayın Kemal Deniz Bozkurt Başkan'ın yönetiminden de bize geri döndü olumsuz olarak. Var olan yer, talep ettiğimiz yer ne durumda diye sorarsanız hala boş duruyor. Evet. Hala herhangi bir tasarrufta bulunulmadı orayla alakalı. Hmm. Biz değerlendirelim dedik. Faydamız olsun, çevremize faydamız olsun dedik. Ha diyeceksiniz ki size bu zamana kadar randevu vermeyen bir yönetimin sizin tahsisle alakalı nasıl bir tasarrufta bulunulacağı konusunda da tereddütüm var. Ben de size katılırım yani. Ben de size katılırım. Evet, sevgili dostlar, Mahmut Toktaş Başkanımla birlikte Esenyurt'u konuştuk, dernekleri konuştuk. Programımızın sonuna geldik. Son olarak neler hocam, söylemek istersin? Hocam, son olarak bir teşekkürüm var benim. Evet. Bu teşekkürü şu zamana kadar derneğime her türlü katkıyı ve desteği veren tüm dernek üyelerime, yöneticilerime, denetçilerime teşekkür ediyorum. Biz eşlerimizle birlikte üyeyiz. Evet. Bizim oraya eşlerimiz gelir, çocuklarımız gelir, gençlerimiz gelir. Biz bir aileyiz orada. Evet. Yüzlerce kişilik bir aileyiz. Bakın altını çiziyorum. Evet. Yüzlerce kişilik bir aileyiz. Üye sayımız yüzlerce hocam. Evet. Rakamını vermeyeceğim. TÜZİ'ye girerler, bakabilirler. Dernekler Müdürlüğü'nden evet. De öğrenebilirler. Evet. Biz öyle dışarıda bunu reklam amaçlı kullanacak bir dernek evet. Değiliz. Biz evet. Büyük bir aile derneği. Evet. Yüzlerce kişilik aile. Biz yönetimimizi yeni yaptık biliyor musunuz hocam? Şimdi yeni bir genel kurul yaşadık. Evet. Ve genel kurulda yaşları 20 ile 23 arasında olan arkadaşlarımızı da yönetime aldık.
Yönetim abi. Çünkü bizim devrimiz biraz önce bahsettiğimiz var ya, bu ülkü ve amacın peşinde koşan bir dernek olduğumuzu bahsettiğimizde, şu genç arkadaşlarımın 6 tane ismi var. Onları bir tabii sayacağım ki, size. Tabii ki, tabii ki. Melike Buran, Emir Toktaş, Doğukan Yıldırım, Alişan Korkut, Hasan Krayoğlu, Barış Karaoğlan, Yusuf Buran, Oktay Çakır. Bu gençlerimizin hepsi üniversite mezunu veya üniversite öğrencisi. Evet, ne güzel. Bunlara çok teşekkür ediyorum. Biz de bizlere destek veriyorlar. Biz de teşekkür ediyoruz. Ve bu gençler size bir bana emanet verdiler. Ben o emaneti yanımda getirdim size takdim etmek için. Müsaadenizle. Tabii ki. Tabii ki efendim. Hocam, şimdi gençlerimize biz de çok teşekkür ediyoruz. Onlar bize çok lazım. Geleceğimiz onlardır. Biz onların yanındayız. Hocam, bir sonraki programımızda genç arkadaşlarımızdan da alalım. Alacağız, evet. İnşallah. Yanımıza. Evet. Hocam, şu bayraklarımız bizim bayraklarımız, kendi derneğimizin evet, güzel değerlerimiz, bayrağımız. Evet. Ve sevgili dostlar, bu da derneğimizin, logosu. Logosu özel işlemeli ve bunu Nezir hocamıza derneğimizin bir anısı, bir hatırası olarak çok teşekkür ediyorum. Geçirdik. Sağ olun, var olun. Biz de, bizim için çok büyük bir hediye. Değeri biçilmeyecek kadar kıymetli bir hediye. Evet sevgili dostlar, Mahmut Toktaş Başkanıma, Sultan Alparslan Derneği gençliğine ve yöneticilerine, üyelerine, hepsine, bizler de Start TV ve Adon Medya ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz. Başarılarına devam ediliyoruz. Kanalımıza ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın. Ben Nezir Karayün. Hoşça kalın, dostça kalın.